yaşanan darbenin başkanlık sistemi için bir oyun olduğu söyleniyor. Bu olayı nasıl değerlendirmemiz gerekir? Söyledim biraz önce. Akıllı insanlar gördüklerine, ahmak insanlar duyduklarına inanır. Bir hesap yapmak gerekir, hesap. Eğer birini hesaba çekeceksek, günahlarını bir tarafa, sevaplarını bir tarafa koyup dartmamız gerekir. Sevabı ağır geliyorsa iyilerdendir. Günahı ağır geliyorsa iyilerden değil demektir. Bu iktidarın iktidarda olma süresince neler yaptığını ya da yapılması gerekip de neler yapmadığını önümüze koyup tartmamız gerekir. İyiliklerini bir tarafa, kötülüklerini ya da eksiklerini, yanlışlarını bir tarafa koyup tartalım. Ona göre hüküm verelim onlar hakkında, onun hakkında ya da. Mesele başkanlık sistemi falan değildir. Zaten adam cumhurbaşkanı, devletin en başındakidir. Neden bir de onun için çırpınıyor? Söyleyin neden çırpınıyor? Bir hesabı vardır. Hesabı Allah'ın rızasıdır, doğru yapmaktır, güzel yapmaktır, faydalı olmaktır. Şimdiye kadar yaptığı bütün işleri önümüze koyalım. Hepsi hayır değil midir? Hepsi bu milletin, millete hizmet değil midir? Her yönüyle. Evet, bu arada bir beşerdir. Yanlışı da olur, eksiği de olur. Ama tartalım. Neyi biliyorsak onu tartalım. Tartıp öyle hüküm verelim ki, çünkü Allah bir kulü huzura aldığında günahını bir kefeye, mizanın bir kefesine, sevabını bir kefesine koyup öyle dartıyor. Sevapları bir ağır gelirse Allah onu iyilerden sayıp cennete gönderiyor. O, aynı şekilde herhangi bir insanı, ister devleti idare edenler olsun, ister bir aileyi idare eden olsun veya herhangi bir insanı hesaba çekerken onun hakkında hüküm vereceksek böyle hüküm vermemiz gerekir. Sevaplarını bir tarafa, günahlarını, yanlışlarını bir tarafa koyuyoruz. Eğer sevabı bir ağır geliyorsa onu iyilerden kabul etmemiz gerekir. Bir de kıyas yapman gerekir orada. Daha öncekilerle kıyaslayalım. Acaba onlara göre onlardan aşağı mıdır, yukarı mıdır? Yukarıdaysa kaç kat yukarıdadır? Görelim onu. Çünkü Allah bize akıl vermiş, bizi aklımızdan hesaba çeker. Başkalarının söylemesinden değil. Yani başkanlık sistemi gelince o mu başkan olacak? Ya da o ölmeyecek mi? Evet. Bana sorulursa Allah'ın hesabını yapan biridir. Bununla beraber onunla beraber olanlar da genel olarak bu böyledir. Tabii ki mevki makam peşinde olanlar elbette ki olacaktır. Ama çabası, gayreti, derdi, evet Allah'ın rızasıdır. Memlekete hizmettir, insana hizmettir, insanlığa hizmettir. Bunun karşılığını Rabbinden bekliyor yalnız. Onun için. Bütün dünya düşmandır. Yahudisi düşman, Hristiyani düşman, öyle değil mi? Amerikasıdır, İsrail'idir, İngiltere'sidir, Fransa'sidir, Almanya'sidir, Norveç'idir. Yani hepsi düşman. Niye düşmanlık yapıyor? Niye diğerine düşmanlık yapmıyorlardı? Ben Müslümanım dediği için, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği için düşmanlık yapıyor. Ben sizi dinlemiyorum. Ben Allah'ın kuluyum, Allah'a göre hareket ediyorum dediği için bu düşmanlığı görüyor. Müminin bunu görmesi gerekir. Öyle bakıp böyle basit bahanelerle, basit zanlarla, suizanla bunun için yapıyor. Demektense bir de böyle genel olarak dünyaya bakıp eğer iblis, Yahudi, Hristiyan, müşrik düşmanlık yapıyorsa o demek ki onların dışında ters bir tarafta durmuş. Öyle değil mi? Batıl eğer düşmanlık yapıyorsa Hak'a düşmanlık yapıyor. Bunu görmek gerekir. Bunu anlamak gerekir. En azından yani düşmanından onu tanıman gerekir, öğrenin, anlaman gerekir. Dostu bırak, düşmanından bile tanıyabilirsin onu. Mümin feraset sahibidir. Ferasetiyle bakar. Müminin ferasetinde karşı takva sahibi olun buyurdu Resulullah Efendimiz.
Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Feraset Allah'ın nuruymuş. Hangi nurdur? İman nurudur bu. İmanınla bakman gerekir. İmanınla. Bir de imanına bakacaksan Allah'a göre bakman gerekir. Alalım onları kıyamet yerindeki hesap yerine, hesabını görelim. Allah'a göre hesap görelim. Hesap görüyoruz ya. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Doğru taraftan mı duruyor, ters taraftan mı duruyor? Allah'a göre. Bakıp görelim. Diyelim ki bunları Allah huzura aldı. Sizce nasıl bir muamelede bulunur? Diyelim ki onun karşısında ona düşmanlık yapanları da Allah huzura aldı. Kulluktan, imandan, abdiyetten Allah hesaba çekiyor. Doğru yapıp yanlış yapmaktan hesaba çekiyor. Evet, adil bir davrandı yoksa zalim mi oldu? Bundan hesaba çekiyor Allah. Görelim hesabı. Allah'a göre hesabı görelim. Sizce nasıl bir hesap görülür? Ben bakarken öyle bakıyorum. Hesabı Allah'a göre görüyorum. Kendime göre değil. Birilerinin söylemesine göre değil. Buradaki başkanlık sistemiymiş. Yok bilmem başka bir sistemmiş. Herhangi bir işine göre değil. Allah'a göre. Bakalım hesabı ona göre görelim. Yoksa Allah'a göre nazar etmiş olmuyorsun. Yanlış hüküm vermiş oluyorsun. O senin hükmün. O Allah'ın hükmü değil. Sen kendini Allah'a şirk koştun demektir eğer Allah'a göre hüküm vermezsen. Allah'ın doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış dememiz gerekir. Bir kulü hesaba çekerken de buna göre çekmemiz gerekir. Önce imanına bakacağız. Allah demesine bakacağız. Rabbim Allah'tır demesine bakacağız. Allah'ın hesabını yapmasına bakacağız. Birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana olup olmadığına bakacağız. Davetine bakacağız, neye davet ediyor? Hizmetine bakacağız, kime hizmet ediyor? Kimlere hizmet ediyor? Kimi dinlediğine bakacağız. Kimin peşinden gittiğine bakacağız. Baktığımızda bunu anlarız. Mümince muamele, mümince hesaba çekiş, anlamak, tanımak böyledir. Yoksa bir şeyden dolayı alıp onu göklere çıkar ya da bir yanlışından dolayı yerin dibine batır. Bu hüküm değildir. Hesabı göreceksen toptan görmen gerekir. Yani muhatap olduğun o zaman dilimine göre hesaba çekmen gerekir ki ne zamandan beri iktidardaysa o iktidar süresince ne yapmıştır ona bakıp ona göre hesabını görmen gerekir. Ama kendine göre değil, Allah'a göre. Huzura alıp Allah hesaba çekerse nasıl bir muamele görür? Allah'ın kitabına, Kur'an'a göre. O bizim hesap kitabımız. Kur'an'a göre hesap göreceğiz. Bir de söyledim, müminin feraseti vardır. O Allah'ın nuruyla bakar, ona karşı dikkatli olun dedi. Eğer mümin feraseti yoksa, doğru hüküm veremez. Çünkü imanla bakmıyor. Aşkla, muhabbetle bakmıyor. Bütün güzelliği bir dikene kurban etmek nasıl doğru olsun? Farz edin ki öyle olsun. Bir an için öyle farz edelim. O sistemin, başkanlık sisteminin bu sistemden daha iyi olmadığını kim söyleyebilir? Eğer başkanlık sistemi olsaydı böyle olmazdı zaten. Askeri bunu yapamazdı. Askerin içindekiler, şeytana uyanlar bunu yapamazdı. Öyle değil, bu böyledir. Zaten İblis, şeytan o kapıyı açık bırakmak için, bunu yapabilmek için bu kadar bu sisteme karşı duruyor. Eğer biri bunca güzellik yapmışsa, bu durumda yaptıkları, yapacaklarının da teminatıdır. Ondan, bu sistemden daha güzel olmazsa onu getirmez. Bunu da anlamak gerekir. Bir konuda konuşacaksak, o konuda bilgimizin tam olması gerekir. Yoksa doğru karar, doğru hüküm veremeyiz.